Masa ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Yeni bir haftanın ilk gününde sizlerleyiz. Bugün sizlerle kadın hastalıklarından bahsedeceğiz. Genel anlamıyla kadın hastalıklarından konuşacağız. Bitkisel yolla çözüm mümkün mü? Bitkisel takviyeler işe yarıyor mu? Bundan bahsedeceğiz ve yanımızda İbrahim Gökçek var, bitki uzmanımız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Yeni bir haftada yine beraberiz. Bugün kadın hastalıklarından bahsedeceğiz. Evet. Evet, buyurun başlayalım. Evet, bayanlarda çok sık gözüken rahatsızlıklar mesela adet öncesi ağrılar, sancılar, premenstrual sendrom dediğiniz adet öncesi ağrılar, sancılar bayanların çoğunda var maalesef. Ve tedavisi çok çok basit, çok kolay. Tedavi edilmediği zaman kişi bunalıma girebilir, depresyona girebilir, baş ağrısı, migren, birçok rahatsızlığı tetikleyebilir. Bununla ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmıştır. Başta Almanya olmak üzere birçok ülkede klinik araştırmalar var. Nedir? Bu rahatsızlığa karşı ne etkilidir? Bu gördüğünüz bitki karabiber tohumu gibi hayt tohumları var. Türkiye'de yetişir. Almanlar bunu klinik araştırmasını yapıyor. Aslında bizim yapmamız gerekir. Almanlar yapıyor, bizim yapmamız gerekir. Bunun birleşimindeki etken madde laptan türevleri beyne etki yapıyor. Hipofiz bezesine etki yapıyor. Birçok hormonun salgılanmasını sağlıyor. Fakat bunun birleşimindeki etken madde binde 3 gibi çok az olduğu için bunun çayını içerek tedavi çok çok zor. Ne yapmak gerekir? Ekstraktını, damlasını, drajesini, hapını kullanmak gerekir. Etkili olabilmesi için. Birçok kısırlık vakasına karşı da etkili. Neden, nasıl? Mesela Almanya'nın Marburg şehrinde ginekologların, kadın doktorlarının kısırdır, asla çocuğu olmaz dedikleri bayanlar hayttan elde edilen ekstrakta, damla, trajelerle tedavi edilmiştir. Kimisi 3 ay, kimisi 4 ay, kimisi 5 ayda. Normal hamile kalmışlardır. Neden? Bu beyindeki hipofiz bezesi sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir organ. Fakat bunun görevi bütün hormon salgılayan organları yönetmesi. Orkestra şefi gibi. Burada bir arıza olduğu zaman erkeklerde ve kadınlarda hormon anormalikleri ortaya çıkar. Hipofiz bezesi bu nedenle çok önemli. Hipofiz bezesinin sapında toplu iğne başı kadar bir kist oluşur. Buna mikroadenom denir. Bazılarında da nohut kadar, hatta daha da büyük, fındık kadar olabilir. Buna da makroadenom denir. Makroadenom veya mikroadenom. Kist oluşursa bu kist nedeniyle prolaktin hormonu fazla salgılar. Prolaktin hormonu bayanlardaki gestajen hormonunun etkiler, azaltır. Bu hormonun azalması da bayanlarda kadınlık hormonu, dişilik hormonu, östrojenin azalmasına sebep olur. Östrojen azalırsa ne olur? Kadınlık fonksiyonlarında anormallik olur. Adet öncesi ağrılar, sancılar, sızılar, işte hormon yetersizliği nedeniyle baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı agresifte, saldırganlık, sinirlilik. Zaten birçok bayanda görürsünüz. Aa tamam, onun günüdür derler. Sakin, sinirli olur o zaman. Sakin bırakmaya çalışırlar. Çok aşırı sinirli olabilir. Bazıları da kavga, hırçınlık yapabilir. Bu hormon düzene girdiği zaman tekrar normale döner. İşte hayatla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalarda mesela Almanya'da 1540 bayan, hasta, rahatsızlığı, ağır rahatsızlığı olan, premenstrual sendrom dediğimiz rahatsızlığı olan bayan üzerinde, 1542 bayan üzerinde hayıttan elde edilen damla drajenerle tedavi denemesi yapılmış. Tamamen iyileşmiştir hastalar. Yine Profesör Doktor Wolfgang Almanya'da yine Göttingen Üniversitesi'nde bu tür rahatsızlığı olan bayanlar üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastalar iyileşmiştir. Şimdi bu derginin şu ana sayfasında gördüğünüz
bu tohumun siyahlaşmamış, tam tohuma dönmemiş hali. Hayat bu şekilde çok güzel çiçekler açar. Çok güzel bir bitki. Bununla evet mükemmel. Yüzlerce klinik araştırması var ve artık bu konuda çok güzel belgelenmiştir. Yüzlerce klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Bayanlardaki adet düzensizliklerine, adet öncesi başlayan göğüs ağrılarına, göğüs sancısına, göğüs iltihaplanmasına karşı etkisi ispatlanmıştır, belgelenmiştir. Klinik araştırmaları var. Böyle bir hanımefendi, iki tane çocuğu var, üçüncü defa hamile kalmak istiyor, kalamıyor. Birçok metot denemiş, dedi ki bana, İbrahim abi, işte bizim tanıdığımız için İbrahim abi diyor, ya hamile kalmak istiyorum, kalamıyorum. Var mı bunun çözümü? Var var, problem değil. O zaman Almanya'daydım ben. Ona biz Hayt'tan ekstrakt verdik. Birkaç ay sonra hamile kaldı, doğum yaptı. Şimdi çok güzel bir çocukları var. Şimdi Hayt'la ilgili çok güzel bir formül geliştirdik biz. Nedir? Birleşiminde Hayt tohumu ekstraktı, civan perçemi ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, papatya ekstraktı, aynı safra ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı. Bu bütün adet problemlerini, adet düzensizliklerini, bazı bayanlar çok yoğun adet görür. Bazıları çok az adet görür. Bazıları böyle seyrek seyrek adet görür. Yani bunun da çeşit çeşit şekilleri var. Bütün bu rahatsızlıkları iyi geldiği belgelenmiştir klinik araştırmalar.